Merhaba. Ben Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Oya Güven. Acil tıp uzmanıyım. Bugün size COVID-19 ve mevsimsel grip arasındaki benzerlikler nelerdir, farklar nelerdir, hangi durumlarda acil servise başvurulmalı, hangi durumlarda acil servise başvurulmamalı diye konumuzdan bahsedeceğim. COVID-19 ve mevsimsel grip arasındaki benzerliklerden bahsedelim öncelikle. Çoğu bildiğiniz gibi özellikle kış mevsiminde belirtiler belirgindir. Her sene Eylül ve Ocak aylarında mevsimsel gribe yakalanırız. Bu sene de tabii COVID-19 pandemisinden dolayı bunu da tecrübe ettik. Her iki hastalıkta da belirti göstermeden yani asemptomatik dediğimiz iyileşme gerçekleşebilir. Ancak bu durum bulaştırıcılığı azaltmaz. O yüzden sürekli maske, mesafe ve hijyene önem verilmesini sıklıkla belirtiyoruz. Çünkü siz asemptomatik yani belirti vermeden hastalığı ayaktan geçirebilirsiniz. Ama bir başkasını enfekte edebilirsiniz. Çünkü bulaştırıcılığınız devam ediyordur bu hastalık belirtileri olmasa bile. En sık gördüğümüz belirtiler ateş, burun akıntısı ya da tıkanıklık, eklem ağrısı, öksürük, baş ağrısı, tat ve koku değişikliği. Hem COVID-19'da hem de mevsimsel gripte de görebiliyoruz. Ama tat ve koku değişikliği COVID-19'da çok daha belirgindir. Ateş, eklem ağrısı, öksürük her ikisinde de maalesef görülüyor. Ayırt etmek o yüzden zor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir listede bu benzerlikler ve farkları inceleyebilirsiniz. Mesela COVID-19'da en belirgin özellik biraz önce dediğim gibi koku ve tat kaybıdır. Ama gripte koku ve tat kaybı genelde olmaz. Tabii burun tıkanıklığı varsa koku kaybı da olacaktır. Ama COVID-19'daki gibi belirgin değildir. Her sene bu mevsimsel gribi geçiren insanlar bilirler o ağızlarındaki tadın bozulma hissini. Mesela mevsimsel alerjilerden bahsedelim. Yine bazı dönemlerde, sonbahar ya da ilkbahar dönemlerinde, mevsim geçişlerinde muzdarip olan insanlar vardır, bilirler. Özellikle hapşurma, gözlerde kaşıntı veya sulanma, burun akıntısı ya da tıkanıklık çok belirgindir bu hastalarda. Gözleri kızarıktır, kaşınır, sulanır, burnu yine aynı şekilde akar, sürekli hapşururlar. Mevsimsel alerjinin tipik özellikleridir. Soğuk algınlığında da yine burun akıntısı olabilir, hapşurma olabilir. Ama hapşurmayı COVID-19'da pek görmüyoruz açıkçası. Öksürüğü de iyileşme dönemine yakın bir dönemde görüyoruz COVID-19'da. Bu aslında çoğu virüsle yayılan hastalıklarda belirgindir. İyileşmenin de bir belirtisi olabilir. Ama biraz sonra da bahsedeceğim gibi eğer öksürük çok çok şiddetlenir ve nefes darlığına çevirirse bu COVID-19'un zatürreye dönüştüğünü yani akciğerinize etkilediği anlamına gelebilir. Mevsimsel gripten yine COVID-19'dan bahsedelim aradaki farklarından. Mevsimsel gripte hastanın şikayetleri 1-4 gün içinde ortaya çıkar. Ortalama 7-10 gün içinde iyileşme görülür. Şiddetli eklem ağrısı olmazsa dediğim gibi ayaktan da geçirebilir bu insanlar. Ama COVID-19 enfeksiyonunda ise hastanın şikayetleri 4. günden sonra başlar. Ortalama 14 gün içinde iyileşme görülür. Yine çok şiddetli özellikle 4. günden sonra eklem ağrısı, ateş belirgindir, baş ağrısı belirgindir. Tabii yine bu dönemde 4. günden sonra ortaya çıkar diyoruz belirtileri ama bu 4 gün boyunca da aslında bulaştırıcılık çok yüksektir. Yine tekrar edeceğim, maskemizi takmadan dışarı çıkmayalım. Biz bir taşıyıcı, COVID-19 taşıyıcısı olabiliriz, başkalarını enfekte edebiliriz. Nasıl bulaşır koronavirüs? Haberlerde de çok sık görüyorsunuzdur. Birçok tıp fakültesi hocası bu konuda çok çok detaylı bilgiler verdi. Solunum yoluyla hep dediler. Peki nedir bu solunum yoluyla bulaş? Solunum yolu aslında konuşarak bile yani nefesimizin karşı tarafa geçtiği her durumda bulaşın olabileceği anlamına geliyor. Bu nedir? Örnek verelim. Maskesiz bir şekilde oturduk arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Onlara bulaştırma ya da onlardan virüs bulaşma riski vardır. Yan yana maskesiz oturduğumuzda,
Ya da temas yoluyla diyoruz ya, hani hep televizyonlarda da duymuşsunuzdur. Bu da aslında solunum yolunun temas yolu aracılığıyla bulaşması gibi düşünülebilir. Yine aslında ana faktör solunum yolu ile bulaştır. Temas yoluyla karşıdaki koronavirüs taşıyıcısı kişiden size işte sarılmak, kucaklaşmak, tokalaşmak gibi vücudunuza bu virüs bulaşır. Sonra siz elinizi burnunuza, ağzınıza dokundurduğunuzda solunum yolunuza bunu aktarmış olursunuz. İşte aslında solunum yoluyla bulaşma budur. Ve temas yoluyla da indirekt olarak solunum yoluna virüsü aktarmış oluyoruz maalesef. O yüzden sık sık ellerimizi de yıkamalıyız. Şüphelendiğimiz bir yere dokunduğumuzda, biriyle tokalaştığımızda elimize virüs bulaşmış olabilir. Bunu elimize, yüzümüze, gözümüze, burnumuza bulaştırmadan, dokundurmadan elimizi yıkarsak bu riski çok çok düşürürüz. Maalesef bağışıklık sistemi düşük olan yaşlılar, çocuklar ve ek hastalığı, yani kanser, şeker, tansiyon gibi hastalıkları olan insanlar da ağır seyretmektedir. Bu ağır seyretmek nedir? Aslında ağır seyreden koronavirüs hastaları genelde zatürre hastaları oluyor. Zatürre nedir? Pnömoni diyebiliriz ya da akciğer enfeksiyonu diyebiliriz en basit anlamıyla. Bunu nasıl fark edersiniz? Solunum sıkıntısı olur bu hastalarda. Sudan çıkmış balık gibi diyebiliriz. Nefes darlığı çekerler. Maalesef COVID-19'u aslında biz hekimler de etkilerini yeni yeni öğreniyoruz. Tecrübe ettikçe fark ediyoruz ki çoğu damarda tıkanıklık yapıyor COVID-19 virüsü vücudumuza girdiğinde. Damarlarda tıkanıklık yapınca da maalesef kalp damarlarımızı tıkarsa kalp krizi, beyin damarlarımızı tıkarsa felç, böbrek damarlarımızı tıkarsa böbrek yetmezliği, karaciğer damarlarımızı tıkarsa karaciğer yetmezliği gibi ölümcül seyredebiliyor. Yani sadece zatürre ile sonlanmıyor bu COVID-19 hastalarının hayatı maalesef. Şimdilik elimizde çok kısıtlı bir tedavi var. İki çeşit ilaç var. Bundan çok fayda görüyor hastalarımız. İki çeşit ilacın ismini söyleyeyim, marka söylemeden. Hidroksiklorokin ve favipiravir. Eğer siz de COVID-19 geçirdiyseniz hastaneden size elden ilaçlarınız verilmiştir. Muhtemelen bu iki çeşit ilacın ikisini de vermişlerdir. Bu hidroksiklorokin dediğimiz ilacı bazı hastalarımıza başlayamıyoruz. Ritim bozukluğu, kalpte ritim bozukluğundan şüphelendiğimiz ya da başka ilaç kullanıyorsa onunla etkileşime gireceğinden şüphelendiğimiz hasta grubuna hidroksiklorokin başlamıyoruz. Favipiravir başlıyoruz. Favipiravir virüsün etkinliğini azaltan bir antiviral dediğimiz virüs hücre içine geçişini azaltan bir ilaç. Hidroksiklorokin de daha çok aslında yıllardır kullanılan romatizmal hastalıklarda ve sıtmada fayda gördüğümüz bir çeşit ilaç. COVID-19'a da iyi geldiğini saptadık. Maalesef daha çalışmalar devam ediyor, aşı çalışmaları, tedavi çalışmaları. O yüzden şimdilik en etkin ilaç türleri bunlar ve bunlarla tedavimize başlıyoruz. Peki COVID-19 hastalığında acil durumlar nelerdir? Yani ben COVID-19 virüsünü kaptım, PCR testim pozitif çıktı, hemen acile gelmeli miyim? Bunun cevabı tabii ki hayır. Ayaktan da geçirebilirsiniz dediğim gibi, slaytın başında dediğim gibi. Hafif semptomlarla, yani baş ağrısı, hafif öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, tat alma, koku alma kaybı yaşayabilirsiniz. Ama nedir acil durumlar? Yeni gelişen bir nefes darlığınız varsa, bu biraz önce de bahsettiğim gibi COVID-19'un damar tıkanıklığının başladığının belirtisi aslında. Kalp damarı ya da akciğer damarı tıkanıyor ve nefesinizi darlaştırabiliyor maalesef. O yüzden de siz soluk alıp vermekte güçlük çekebilirsiniz. Böyle bir durumda tabii ki acil servise gelmelisiniz. Tabii ki bir ambulans aracılığıyla, sağlık personeli eşliğinde. Göğüs ağrınız olursa bu neyin işaretidir? Kalp damarlarınızın tıkanıyor olabileceğinin işaretidir. Tetkik yapmak ve bunu dışlamak ya da saptayabilmek gerekir. O yüzden acil servise gelmelisiniz göğüs ağrınız olursa. Baskı tarzında nefes alıp vermenizi güçleştiren bir göğüs ağrısı ise tabii ki hemen acile gelmeniz lazım. Felç bulguları, ağız kenarında kayma, kol ya da bacakta his kaybı, kuvvet kaybı gelişirse hemen acil servise gelmeniz gerekiyor. İdrar miktarında azalma,
Biraz önce de bahsettiğimde fark etmişsinizdir. Böbrek yetmezliği gelişebilir COVID-19 hastalarında. Böbrek damarları tıkanırsa böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Bu da bunun belirtisi de idrar miktarında azalmadır. Şiddetli baş ağrısı, bu da yine beyin damarlarının tıkanıyor olabileceğinin belirtisidir. Sarılık, bu da karaciğer damarlarının tıkanıyor olabileceğinin belirtisidir. O yüzden tetkik yapmak acil servis koşullarında takip edilmesi gereken durumlardır bunlar. Bunun dışında genelde yaşlı hastalarda gördüğümüz belirtilerden bahsedeyim. Yeme içme bozukluğu ve durdurulamayan kusmalar da olabiliyor. Yeme içme bozukluğu olunca maalesef hastalarımızın bağışıklık sistemi de düşüyor. Dolayısıyla bu koronavirüs fırsatçı da bir virüs olduğu için hızla yayılıyor vücuda ve bağışıklık sistemini neredeyse tamamen ele geçiriyor ve hastalarımızı kaybedebiliyoruz. Sadece yemesi içmesi bozulduğu için bile hastalarımızı kaybettiğimiz olabiliyor. Tabii bu ana etken yemesi içmesi bozulan hastaların böbrek yetmezliği de gelişebiliyor, karaciğer yetmezliği de gelişebiliyor. Yani ölüm nedenleri bu olabiliyor. Ama bağışıklık sistemini düşürdüğü için çok önemli bir durum. Peki acil olmayan durumlar nelerdir? Yani biraz önce de dediğim gibi COVID-19 hastalığı tespit edildi bende ve bende bazı semptomlar var. Hangi durumlarda acil servise gitmeme gerek yok. Tedavime devam edeyim. Bu benim çok kötü olduğum, ölümcül bir durumda olmadığımı gösterir. Hangi durumlardır bunlar? Öksürük. Aslında öksürük iyileşmeye başladığınızın bile belirtisi olabilir. Virüsü vücuttan atmaya başladığınızın belirtisi bile olabilir. Ama çok şiddetleniyor, nefes darlığı yapıyor, nefesinizi tıkıyorsa tabii mutlaka acil servise gelmenizde fayda var. Ateş, özellikle erişkin hastalarda ateş çok çok önemli bir durum değildir. Evet biraz elden ayaktan düşürür, eklem ağrınızı şiddetlendirebilir, halsiz bırakabilir ama ölümcül değildir. 5 yaşın altındaki çocuklarda havale geçirme riski olduğu için önemlidir ateş. Onun dışında erişkin hastalarda eğer kontrol edilebiliyorsa ateş düşürücülerle, ağrı kesicilerle ateş düşürülebiliyorsa acil servise gelmenize gerek yok. Tabii çocuklarda dediğim gibi 5 yaş altı çocuklarda havale riski varsa ve hatta havale geçirdiyse tabii ki hemen acil servise getirmeniz gerekiyor çocuğunuzu. Eklem ağrısı. Bu aslında hastalığın en sık gördüğümüz belirtilerinden biri. Hayati tehlikenin oluştuğunun göstergesi değil. O yüzden eklem ağrısı olduğu için acil servise gelmenize gerek yok. İshal. İshal de dediğim gibi çoğu virüs yoluyla bulaşan hastalıklarda gördüğümüz bir belirti, bir semptom. O yüzden ishal kesici ilaçlar kullanabilirsiniz. Ya da hastaneye geldiğinizde COVID-19 ilaçları aldığınızda ya da filyasyon ekibiyle görüştüğünüzde bu durumu belirttiğinizde size ishal kesici ilaçlar önerebilirler. Hatta verebilirler ishal kesici ilaçlar. Bununla toparlayacaksınızdır. Ama tabii yeme içme bozukluğu varsa, çok sıvı kaybı varsa yani su içemeyecek kadar halsiz duruma düştüyse hasta bu önemlidir. Şimdilik anlatacaklarım özet olarak bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağlıklı günler dileriz.